Bir zamanlar üç oğlu olan bir değirmenci varmış. Değirmenci ölünce büyük oğluna değirmen, ortanca oğluna eşek, küçük oğluna da kedi miras kalmış. Küçük oğlu bu duruma çok üzülmüş. Kedi ne işine yarar ki insanın diye yakınmış. Pişirip yiyemezsin bile. Kedi bunu duymuş ve hemen cevap vermiş. Kötü bir mirasa sahip olmadığınızı göreceksiniz efendim. Bana boş bir çuval ve bir çifte çizme verirseniz neye yarayacağımı görürsünüz. Şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kalan çocuk kedinin istediklerini yapmış. Kedi çizmeleri giyince ayna karşısına geçmiş ve kendini pek beğenmiş. Sonrakilerden taze bir marulla güzel bir havuç seçip ormanın yolunu tutmuş. Ormanda çuvalın ağzını açmış, marulla havucu çuvalın içine yerleştirip bir ağacın arkasına saklanmış. Çok geçmeden taze sebzelerin kokusunu alan küçük bir tavşan çuvalın yanına gelmiş, zıplayıp içine atlamış. Kedi saklandığı yerden çıkıp çuvalın ağzını sıkı sıkı bağlamış. Ancak çizmeli kedi tavşanı efendisine götürmek yerine doğruca saraya gidip kralla görüşmek istediğini söylemiş. Kralın huzuruna çıktığında yere eğilerek "Yüce efendimiz, size efendim Marki'den bir hediye getirdim." demiş. Bu hediye kralın çok hoşuna gitmiş. 3 ay boyunca çizmeli kedi saraya o kadar çok hediye götürmüş ki kral artık onun yolunu gözler olmuş. Derken çizmeli kedinin 4 gözle beklediği gün nihayet gelmiş çatmış. "Bana sakın neden diye sormayın ve bu sabah ırmağa gidip yıkanın," demiş sahibine. Çizmeli kedi o sabah kralın prensesle yani kızıyla birlikte ırmağın kenarından geçeceğini biliyormuş. O sabah kralın faytonu ırmağın yakınından geçerken çizmeli kedi telaşla yanlarına yaklaşmış. "Yardım edin, yardım edin," diye bağırmış. "Efendim Marki boğuluyor." Kral hemen bir alay askerini ırmağa yollamış. Fakat çizmeli kedi bununla da kalmamış. Krala efendisi ırmakta yüzerken hırsızların onun elbiselerini çaldıklarını söylemiş. Oysa çizmeli kedi efendisinin elbiselerini çalıların arkasına kendisi gizlemiş. Kral hiç gecikmeden Marki'ye bir takım elbise yollamış. Tahmin edeceğiniz gibi çizmeli kedinin sahibi kendisine Marki denmesine çok şaşırmış ama akıllı kedi hiç sesini çıkarmamış. Marki güzelce giydirildikten sonra kral onu gideceği yere götürmek için faytonuna davet etmiş ve kızıyla tanıştırmış. Prenses 2 dirhem 1 çekirdek giymiş olan Marki'ye bir bakışta aşık olmuş. O sırada çizmeli kedi koşa koşa oradan uzaklaşmış. Çok geçmeden büyük bir tarlada ot biçen insanlara rastlamış. "Beni dinleyin," diye bağırmış. "Kral bu yöne doğru geliyor. Size bu tarlaların kime ait olduğunu sorarsa ona efendim Marki'ye ait olduğunu söyleyeceksiniz. Yoksa sizi dilim dilim doğrattırırım." Sonra çizmeli kedi bir süre daha koşmuş ve büyük bir tarlada buğday biçen adamlara rastlamış. Aynı şeyi onlara da söylemiş. Sonra tekrar koşmuş ve her rast geldiği insana aynı şeyleri tekrarlamış. Derken devin şatosuna varmış. Kralın faytonu çizmeli kedinin geçtiği yerlerden geçerken kral her rast geldiği insana "Bu tarlalar kime ait?" diye soruyormuş. Her defasında da aynı cevabı alıyormuş. Kral Marki'nin bu kadar çok toprağa sahip olmasına şaşırmış. Çizmeli kedinin sahibi de öyle. O sırada çizmeli kedi devin şatosunda başka işler çevirmekle meşgulmüş. "Dev," demiş çizmeli kedi. Devin nefesinin kokusundan da çok iğrenmiş. "Senin aynı zamanda müthiş bir sihirbazlık gücünün olduğunu söylüyorlar. Doğru mu?" "Öyle diyorlarsa öyledir," demiş dev alçak gönüllülükle. "Örneğin istersen hemen bir aslana dönüşebildiğini söylüyorlar," demiş çizmeli kedi. Bunu söyler söylemez dev hemen kendini bir aslana dönüştürüvermiş. Çizmeli kedi kendini dolabın üzerine zor atmış. Dev tekrar eski haline dönünce dolaptan aşağı inmiş. "Mükemmel," demiş çizmeli kedi. "Ama fare gibi küçücük bir şeye dönüşmek senin gibi cüsseli biri için imkansız olmalı." "İmkansız mı?" demiş dev. "Benim yapamadığım şey yoktur." Dev bir anda fareye dönüşmüş. Çizmeli kedi de onu hemen yutmuş. Derken kral devin şatosuna varmış. Şatonun artık kime ait olduğunu tahmin etmişsinizdir herhalde. Çizmeli kedi
kralın faytonunu şatonun yolunda karşılamış. "Bu taraftan gelin," demiş. "Sizi bir ziyafet bekliyor." Dev o gün birkaç arkadaşına bir ziyafet vermeyi planladığı için yemeklerle donatılmış büyük bir masa hazır bekliyormuş. O gün sonunda çizmeli kedinin sahibi Marki prensesle nişanlanmış. Bir hafta sonra da evlenmişler. Çizmeli kediye mi ne olmuş? 9 canından 9'unu da sefa içinde sürmüş ve bir daha da fare avlamasına gerek kalmamış. Ara sıra avlamış. O da kedi olduğunu unutmamak için. Varmış bir yokmuş. Geçmiş zaman içinde yaşlı bir eşekle sahibi varmış. Sahibi eşeğe çok kötü davranıyormuş. Eşek sonunda evden kaçmaya karar vermiş. Tam o günlerde Bremen şehir bandosuna şarkıcı arandığını duymuş ve benim gibi güzel anıran birini nasıl olsa bandoya alırlar diye düşünmüş. Tek başına yola koyulmuş. Yolda çok zayıf bir köpekle karşılaşmış. Köpeğe "Gel benimle. Havlaman güzelse bandoda senin de güzel bir işin olur. Denemekte yarar var," demiş. Çok geçmeden epeydir fare yakalayamayan bir kedi de katılmış bizimkilere. Üçü birden şehrin yolunu tutmuşlar. Bir çiftliğin yanından geçerken gökyüzüne doğru aralıksız öten bir horoza rastlamışlar. "Çok güzel ötüyorsun," demişler. "Söyle bakalım neden böyle mutlusun?" Gözü yaşlı horoz, "Ben mi mutluyum?" diye mırıldanmış. "Beni tencereye koyup kaynatmak ve suyumdan çorba yapmak istiyorlar. Onun için bugün ötebildiğim kadar ötmek istiyorum. Yarın nasıl olsa öleceğim." O zaman eşek, "Gel hadi sen de bizimle kaç. Sesin öyle güzel ki Bremen'de çok ünlü olacağından eminim," demiş. Böylece sayıları 4'e çıkmış. Yolları hayli uzunmuş. Akşam olmuş, karanlık çökmüş. Bir ormandan geçiyormuş yolları. Korkmuşlar. Birden uzakta bir ışık görünmüş. Küçük bir kulübeden sızıyormuş ışık. Kulübeye yaklaşıp penceresine tırmanmışlar. Eşek ön ayaklarını kaldırarak pencere kenarına tutunmuş. Köpek eşeğin sırtına çıkmış. Kedi de köpeğin sırtına tırmanmış. Horoz ise bir sıçrayışta kedinin sırtına konmuş. Şimdi hepsi içeriği görebiliyorlarmış. Bu kulübe bir haydut çetesinin saklanma yeriymiş. Haydutlar son soygunlarını kutluyorlarmış. Aç olan eşek ve arkadaşları içerideki yiyecekleri görünce çok heyecanlanmışlar. Eşek pencereye bir kafa vurmuş ve hemen sırtındaki 3 arkadaşını lambanın üzerine fırlatmış. Lamba sönmüş. İçeride büyük bir gürültü kopmuş. Burnunu cam kesen eşek anırıyor, köpek havlıyor, kedi miyavlıyor, horoz çığlık çığlığa ötüyormuş. Birden şaşkına dönen haydutlar, "Şeytan, şeytan!" diye bağırarak kaçıp uzaklaşmışlar. Bütün yiyecekler de 4 arkadaşa kalmış. Günlerce yiyip içmişler. Tam uykuya dalacakları sırada soygunculardan biri içeride neler oluyor diye arkadan kulübeye yaklaşmış. Kapıyı açıp içeri girmiş. Odanın içine doğru ilerlerken kedinin parlayan gözlerini ateş sanmış. Eline geçirdiği mumu yakmak için uzatmış. Kedi birden adamın yüzüne esaslı bir pençe atmış. Adam sırt üstü köpeğin üstüne düşmüş. O anda silaha da düşerek patlamış. Köpek sivri dişlerini haydutun bacağına geçirmiş. Eşek öyle bir çifte savurmuş ki adam uçarak kapıdan dışarı fırlamış. "Kaçın!" diye bağırmış haydut. "Kaçın!" Korkunç bir cadı yüzümü tırmaladı. Bir şeytan bacağıma sardı. Bir canavar sopayla dövdü beni. Fakat onu dinleyen yokmuş. Çünkü öteki haydutlar çoktan tabanları yağlayıp uzaklaşmışlar. Ve böylece eşek, köpek, kedi ve horoz evi ele geçirip yerleşmişler. Haydutlardan kalan paralarla sofralarında her zaman bol yiyecekler bulmuşlar ve hep birlikte uzun yıllar mutlu bir hayat sürmüşler.
Tarla faresi ile ev faresi arkadaş olmuşlar. Tarla faresi bir gün ev faresini yemeğe çağırmış. Güzel bir yemek umudu ile tarla faresinin davetini kabul eden ev faresi gelmiş. Ama bir de ne görsün? Sofrada biraz ot ve biraz buğdaydan başka bir yiyecek yok. Yüzünü buruşturmuş. Tarla faresinin haline acıyan ev faresi arkadaşına dönerek, "Canım arkadaşım, bu senin hayatına hayat denmez. Buna olsa olsa yoksulluk denir. Ben ise bolluk içinde yaşıyorum. Gel sen de benimle. Bizim evdekileri paylaşıp ikimiz de gül gibi geçiniriz," demiş. Tarla faresiyle ev faresi hemen kalkıp yola çıkmışlar. Ev faresi arkadaşını çok iyi ağırlamış. Ona buğday, incir, peynir ve bal çıkarmış. Tarla faresi ömründe hiç bu kadar yiyeceği bir arada görmemiş. "Ben neden bugüne kadar tarlalarda kaldım?" diyerek dövülmüş. İki arkadaş mutluluk içinde tam yemeğe oturacakları sırada bir adam gelmiş. Kapıyı çalmış. İki fare kapının gürültüsünden korkup buldukları ilk deliğe girmişler. Sonra cesaret edip yerlerinden çıkmışlar. Tam incirden tadacaklarmış ki bu sefer de başka biri odadan bir şey almaya gelmiş. Çaresizce yine bir deliğe kaçıp saklanmışlar. Açlığını unutan tarla faresi arkadaşına dönerek, "Arkadaşım, sen bolluk içinde yiyip içiyorsun diye seviniyorsun ama bir türlü tehlikeler peşini bırakmıyor. Ben en iyisi gidip buğdayımla arpamı yiyeyim. Evet, belki az ama gönül rahatlığıyla yerim," demiş. Tarla faresi daha sonra tarlasına dönmüş. Bir daha da halinden hiç şikayet etmemiş. Ne demişler? "Azıcık aşım, ağrısız başım." Bir zamanlar Hansel ve Gretel adında iki kardeş varmış. Anneleri onlar daha bebekken ölmüş. Oduncu olan babaları anneleri öldükten birkaç yıl sonra tekrar evlenmiş. Oduncunun yeni karısı hali vakti yerinde bir aileden geliyormuş. Ormanın kıyısında virane bir kulübede oturmaktan ve kıt kanaat yaşamaktan nefret ediyormuş. Üstelik üvey çocuklarını da hiç sevmiyormuş. Hansel ve Gretel çok soğuk bir kış gecesi yataklarına yatmış, uyumaya hazırlanırken üvey annelerinin babalarına, "Çok az yiyeceğimiz kaldı. Eğer bu çocuklardan kurtulmazsak hepimiz açlıktan öleceğiz," dediğini duymuşlar. Babaları bağırarak karşı çıkmış. "Tartışmaya gerek yok," demiş karısı. "Ben kararımı verdim. Yarın onları ormana götürüp bırakacağız." "Endişe etme," diyerek kardeşini teselli etmiş Hansel. "Evin yolunu buluruz." O gece Hansel geç saatlerde gizlice dışarı çıkmış ve cebine bir sürü çakıl doldurmuş. Sabah olunca ailece ormana doğru yürümeye başlamışlar. Yürürlerken Hansel cebindeki çakılları kimseye fark ettirmeden atıp geçtikleri yolu işaretlemiş. Öğle üzeri babalarıyla üvey anneleri onlar için bir ateş yakmışlar ve hemen geri döneceklerini söyleyip ormanın içinde yok olmuşlar. Tabii geri dönmemişler. Kurtlar etraflarında olurken tir tir titreyen Hansel ve Gretel ay doğana kadar ateşin yanından ayrılmamış. Sonra ay ışığında parlayan çakılları izleyerek hemen evin yolunu bulmuşlar. Babaları onları görünce sevinçten havalara uçmuş. Üvey anneleri de çok sevinmiş gibi davranmış ama aslında kararını değiştirmemiş. 3 gün sonra onlardan kurtulmayı tekrar denemek istemiş. Gece
çocukların odasının kapısını kilitlemiş. Bu sefer Hansel'in çakıl toplamasına izin vermemiş. Ama Hansel zeki bir çocukmuş. Sabah ormana doğru yürürlerken akşam yemeğinde cebine sakladığı kuru ekmeğin kırıntılarını yere saçıp arkasında bir iz bırakmış. Öğleye doğru üvey anneleriyle babaları çocukları yine bırakıp gitmişler. Onların geri dönmediklerini görünce Hansel ve Gretel sabırla ayın doğup yollarını aydınlatmasını beklemişler. Ama bu sefer geride bıraktıkları izi bulamamışlar. Çünkü kuşlar bütün ekmek kırıntılarını yiyip bitirmişler. Bu defa çocuklar gerçekten de kaybolmuşlar. Ormanda 3 gün 3 gece aç açına ve korkudan titreyerek dolanıp durmuşlar. 3. gün bir ağacın dalında kar beyazı bir kuş görmüşler. Kuş onlara güzel sesiyle şarkılar söylemiş. Onlar da açlıklarını unutup kuşun peşine düşmüşler. Kuş onları tuhaf bir evin önüne getirmiş. Bu evin duvarları ekmekten, çatısı pastadan ve pencereleri de şekerdenmiş. Çocuklar tüm sıkıntılarını unutmuşlar ve eve doğru koşmuşlar. Tam Hansel çatıdan, Gretel de pencereden bir parça yiyecekken içeriden bir ses duyulmuş. "Evimi kim kemiriyor bakayım?" Bir bakmışlar, kapıda dünya tatlısı yaşlı bir teyze. "Zavallıcıklarım benim," demiş kadın. "Girin içeri." İçeri girmişler ve hayatlarında hiç yemedikleri yiyecekleri yemişler. O gece kuş tüyü yataklarda yatmışlar. Fakat sabah her şey değişmiş. Yaşlı kadın dikkatsiz çocukları tuzağa düşürmek için evini ekmek ve pastadan yapmış bir cadıymış meğer. Hansel'i saçlarından tuttuğu gibi yataktan kaldırmış ve onu bir ahıra kilitlemiş. Sonra da Gretel'i süreye süreye mutfağa götürmüş. "Kardeşim bir deri bir kemik," demiş. "Ona yemekler pişir, onu şişmanlat. Eti budu yerine gelince ağzıma layık bir yemek olacak. Ama sen hiçbir şey yemeyeceksin. Bütün yemekleri o yiyecek." Gretel ağlamış, ağlamış. Ama çaresiz cadının söylediklerini yapmış. Neyse ki Hansel'in aklı hala başındaymış. Gözleri pek iyi göremeyen cadıyı kandırmaya karar vermiş. Cadı şişmanlayıp şişmanlamadığını anlamak için her sabah Hansel'in parmağını yokluyormuş. Hansel de parmağı yerine bir tavuk kemiği uzatıyormuş ona. "Yok, olmaz, yeterince şişman değil," diye bağırıyormuş cadı. Sonra da mutfağa gidip Gretel'e daha fazla yemek yapmasını söylüyormuş. Bu böyle bir ay sürmüş. Bir gün artık cadının sabrı taşmış. "Şişman zayıf fark etmez. Bugün Hansel böreği yapacağım," diye haykırmış Gretel'e. "Fırına bak bakalım, hamur kıvamına gelmiş mi?" Korku içinde yaşamasına rağmen Gretel'in de Hansel gibi hala aklı yerindeymiş. Cadının onu fırına iteceğini anlamış. "Başımı fırına sokamıyorum, hamuru göremiyorum," diye sızlanmış. Cadı elinin tersiyle Gretel'i hızla kenara itmiş ve başını fırına sokmuş. Gretel de bütün gücünü toplayıp yaşlı cadıyı fırının içine itmiş. Sonra da arkasından kapağı kapatmış. Hansel böylece kurtulmuş. Ama hala eve nasıl gideceklerini bilmiyorlarmış. Tekrar ormana dalmışlar. Bir süre sonra karşılarına bir dere çıkmış. Bir ördek önce Hansel'i sonra da Gretel'i karşı kıyıya geçirmiş. Çocuklar birden bulundukları yeri tanımışlar. Hızla evlerine doğru koşmuşlar. Onları karşısında gören babaları çok mutlu olmuş. Sevinç gözyaşları içinde onları ormanda bıraktıktan kısa bir süre sonra o acımasız üvey annelerinin ailesinin yanına gittiğini söylemiş. Yaptıkları için üzüntüden nasıl kahrolduğunu anlatmış. Babalarını bir sürpriz daha bekliyormuş. Hansel ceplerinden, Gretel de önlüğünün cebinden cadının evinde buldukları altın ve elmasları çıkarmışlar. Ailenin tüm sıkıntıları sona ermiş böylece. O günden sonra da ömürlerini mutluluk içinde sürdürmüşler.
inatçı keçiler. Zamanın birinde bir vadinin iki yamacından yola çıkan iki keçi aşağıdaki azgın ırmağa doğru yürümüşler. Irmağın üzerinde yöre halkının köprü niyetine kullandığı bir ağaç gövdesi varmış. Bu iki keçi tek ağaçlık köprünün tam orta yerinde karşılaşmışlar. İkisi de karşı yöne gitmek istiyormuş. Ancak ağaç ikisinin aynı anda geçebileceği kadar geniş değilmiş. Buna rağmen iki keçi de karşısındakine yol vermek istemiyormuş. Bir çekişmedir başlamış ama ikisi de gerilemiyormuş. Çok geçmeden söz yerini eyleme bırakmış ve iki keçi zorlu bir kavgaya tutuşmuş. Sonunda ikisi de dengesini kaybederek aşağıdaki azgın ırmağa düşmüş. Eğer keçilerden biri diğerine yol verecek kadar nazik olsaydı, iş hiç buralara varır mıydı? Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Evvel zaman içinde bir Keloğlan varmış. İhtiyar ve yoksul annesi bu biricik oğlunu Keloğlum, Keleşoğlum diye severmiş. Günlerden bir gün Keloğlan annesinden izin alıp balık tutmaya gitmiş. Belki birkaç balık yakalarım, anacığımla pişirir yeriz. Aç karnımızı doyururuz diye düşünüyormuş. Irmağın kenarına gelip oltasını salmış. Öğleye doğru kocaman bir balık tutmuş. Pulları gümüş gibi parlak, gözleri cam gibi aydınlık. Güzel mi güzel bir balıkmış bu. Keloğlan balığın pullarını kazımış, karnını yarıp temizlemek istemiş. Bir de ne görsün, balığın karnının içinde kocaman bir tas durmuyor mu? Keloğlan bir sevinmiş, bir sevinmiş ki sormayın. Hem balığı götürürüm anama hem tası demiş. Tası suyla doldurup balığı yıkamak istemiş. Birden inanılmayacak bir şey olmuş. Tastan boşalttığı sular altın olarak akıyormuş yere. Keloğlan çok şaşırmış. Birkaç kere daha denemiş. Hep altın akıyormuş tastan. Bu sihirli bir tas galiba. Hemen anneme haber vereyim demiş. Evlerine koşmuş. Sihirli tasa küpler dolusu suyu doldurup doldurup boşaltmış. Suyu boşalan küplere de altınları biriktirmiş. Artık ülke hükümdarı bile onun yanında fakir sayılırmış. Keloğlan günlerden sonra büyük bir saray yaptırıp oraya taşınmış. Kendisine hizmetçiler tutmuş. Sevdiği ve istediği her şeyi alıyor, en güzel yemekleri yiyormuş. Sonunda altınlarının çokluğu onu şımartmaya başlamış. Gereksiz masraflara, lüzumsuz harcamalara girişmiş. Oğlum, bu işin sonu kötü olabilir diye öğüt vermeye çalışan anasını bile dinlememiş. Sihirli tas elimde, ne istersem yapabilirim diyormuş. Keloğlan'ın böyle kendini beğenmesi, şımarması ve hırsa kapılması insanların ona duyduğu sevgiyi azaltmış. Herkes eski hali bundan daha iyiydi, gözünü hırs bürüdü Keloğlan'ın demeye başlamış. Keloğlan bir gün daha çok altın elde etmek için sihirli tasını eline alıp ırmağın kenarına gelmiş. Suyu tükenecek değil ya, bir sarayda buraya yaptırayım demiş. Gurur ve kibirle tasını suya daldırmış. Kıyıda biriken altınlar hırsını daha da artırıyormuş. Daha hızlı daldırmaya başlamış tası. Artık altınlardan başka bir şey düşünmüyormuş. Birden tas elinden kayıp suya düşmüş. Keloğlan onu tutmak için eğilince kendisi de ırmağa yuvarlanmış. Yüzme bilmediği için
Hızla akan ırmakta neredeyse boğulacakmış. Binbir güçlükte kenara çıkmış. Kendisi suda çırpınıp dururken biriktirdiği altınları da hırsızlar çalıp götürmüşler. Artık tası bulmanın da imkanı kalmadığından ağlaya ağlaya annesinin yanına dönmüş. Başına gelenleri anlatmış. Yaşlı kadın, üzülme yavrum demiş. Haydan gelen huya gider. Zaten sen o tası alnının teri, elinin ekmeğiyle kazanmamıştın. Üstelik zenginlik seni iyice şımartmıştı. Böylesi daha iyi oldu. Hiç olmazsa kendini başkalarından üstün görme hastalığından kurtulursun. Keloğlan bu sözlerle teselli bulmuş. Anasına hak vermiş. O günden sonra da sihirli tası bir daha hiç anmamış. Bir yılbaşı gecesiydi. Dondurucu, kavurucu bir soğuk vardı. Yoldan geçenler paltolarının yakasını kaldırmışlar, atkılarına bürünmüşler, hızlı hızlı yürüyorlardı. Kimi evine geç kalmış acele ediyor, kimi bir eğlence yerine gidiyordu. Çocuklar koşuyorlar, birbirlerine kar topu atıyorlardı. Gecenin zevkini en çok onlar çıkarıyorlardı. Kahkahalarla gülüyor, sevinçle haykırıyorlardı. Yalnız bir çocuk vardı ki gelip geçenler onun farkında değillerdi. Ufak bir kız çocuğu, başı açık, elbisesi yama içinde yoksul bir kızcağız. Bir kapının önüne büzülmüş, çıplak ayaklarını altına almıştı. Soğuktan morarmış, tir tir titriyordu. Üzerinde oturduğu taş basamak da buz gibiydi. Yavrucağız da sanki donmuş, bir buz parçası kesilmişti. Geniş bir mukavva kutunun içine sıralanmış, kibrit kutularına bakarken gözleri yaşarıyordu. Evet, bu bir kibritçi kızdı. O gün bir tek kutu kibrit bile satamamıştı. Satsa, birkaç kuruş para kazansa, kalkıp evine gider, annesiyle birlikte hiç olmazsa bir kase sıcak çorba içerdi. Gidemiyordu. Çünkü o gün hiç kibrit satamadığını annesine söylemekten çekiniyordu. Soğuktan, üzüntüsünden titreyen kısık, incecik sesiyle ''Kibrit var, kibrit!'' diye bağırıyordu. Sokaktan geçenlerin hiçbiri başını çevirip bakmıyordu. Hiç olmazsa ayaklarında terlikleri olsaydı. Biraz önce sokak sokak dolaşırken hızla geçen bir arabanın önünden kaçmış, kaçarken terlikleri ayağından fırlamıştı. Karşı kaldırımı geçtikten sonra dönüp bakmış, hınzır bir çocuğun terlikleri alıp kaçtığını görmüştü. Arkasından seslenmişti ama çocuk alaylı alaylı seslenerek koşa koşa uzaklaşmıştı. Kibritçi kız bunun üzerine bir kapının girintisine sığınmış, oracağı kıvrılıp oturmuştu. Parmakları donmuş, sızlamaya başlamıştı. Kızcağız bu acıya dayanamadı. Kutulardan birini açıp bir kibrit çıkardı. Parmakları uyuşmuştu. Kibrit çöpünü elinde güçlükle tutuyordu. Eli titreye titreye çöpü duvara sürttü. Kibrit birden alev aldı. Tatlı, yumuşacık, turuncu bir alev. Zavallı kız kibriti bir elinden öbür eline geçirerek parmaklarını ısıttı. İçi de ısınmıştı. Sanki gürül gürül yanan bir ocağın karşısındaydı. Gözleri aleve dikilmiş, düşlere dalmıştı. Güzel bir odada, büyük bir ocağın karşısında oturuyordu. Arkasında kalın bir yünlü hırka, ayaklarında kürklü terlikler vardı. Isınmış, terlemeye bile başlamıştı. Derken kibrit sönüverdi. Kibritin sönmesiyle o tatlı düşler de sönermişti. Kızcağızın parmakları yeniden donmaya, sızlamaya başlamıştı. Bir kibrit daha yaktı. Bu sırada soğuk bir rüzgar esti. Kız kibrit sönmesin diye duvardan yana döndü. Öbür elini aleve siper etti. Aleve bakarken karşısındaki duvar sanki eridi. Birden açıldı. İçerisi göründü. İçeride geniş bir oda vardı. Kar gibi bembeyaz örtü yayılmış bir masanın üzerine
tabak tabak yiyecekler dizilmişti. Sofrada gümüş şamdanlar yanıyor, odayı gündüz gibi aydınlatıyordu. Kızcağızın gözleri sofranın ortasında büyük bir tabağa konulmuş, nar gibi kıpkırmızı kas kızartmasına dikilmişti. Ağzı sulandı, elini oraya doğru uzattı. Kibrit yana yana sonuna gelmişti, parmağını yakıyordu. Kızcağız çöpü yere atıverdi. Atmasıyla birlikte yılbaşı sofrası siliniverdi. Gözlerin önüne taş duvar yeniden dikildi. Üçüncü kibrit daha fazla düşler yarattı. Bir yaz gecesi. Kibritçi kız kırda bir ağacın altına oturmuş yıldızlara bakıyor. Gece olduğu halde hava sıcak. Altındaki toprak gündüz güneşten ısınmış fırın gibi yanıyor. Küçük kız gözlerini yıldızlardan ayıramıyordu. Uzaktan uzağa gece kuşları ötüyor, kurbağalar bağırışıyordu. Derken bir yıldız kaydı. Gökyüzüne geniş bir yay çizerek uzaklaştı. Söndü. Kızcağız, işte biri daha öldü diye mırıldandı. Bir gün ninesi söylemişti. Her yıldız düştükçe yeryüzünden biri ölürmüş. Ninesini bir daha görebilmek için bir kibrit daha çaktı. Soğuktan kas katı kesilmiş, beyni durmuştu. O şimdi sokak ortasında olduğunu unutmuş, düşler dünyasına dalmıştı. Kibritin alevinde yine ninesini görüyor, onun sesini işitir gibi oluyordu. İşte ninesi geliyordu. Lapa lapa yağan karların arasından bir melek gibi iniyordu. Geldi, geldi, kollarını açtı. Torununu kucakladı, aldı göklere doğru götürdü. Ertesi sabah yoldan geçenler bir evin basamağında donmuş kalmış kızcağızın ölüsünü buldular. Yanı başında bir sürü boş kibrit kutusu vardı. Zavallı kız, ısınmak için bütün kibritlerini yakmış dediler. Bu kibritlerin alevinde onun ne düşler gördüğünü bilemezlerdi ki. Varmış bir yokmuş. Eski zamanlarda büyük bir ormanın içindeki küçük kulübede kırmızı başlıklı kız diye çağrılan küçük bir kız yaşarmış. Bir gün annesi onu bahçe kapısından uğurlarken şöyle demiş. Büyük annem hasta. Bu sepetteki çörekleri ona götür. Ama çok dikkatli ol. Ormandaki patikadan ayrılma ve sakın oyalanma. Dediklerimi yaparsan başına bir şey gelmez. Sen merak etme demiş kırmızı başlıklı kız. Büyük anneme hiç oyalanmadan koşarak gideceğim. Küçük kız yola koyulmuş. Ama az sonra annesinin söylediklerini unutuvermiş. Ne güzel çilek bunlar. Ne kadar da kırmızı. Sepeti kenara bırakan kırmızı başlıklı kız çileklerin üzerine eğilmiş. Hepsi de güzel, olgun ve kocaman. Yaşasın. Küçük kız topladığı çilekleri şapur şupur yerken birden büyük annesi ve sepeti aklına gelmiş. Hemen patikaya dönmüş. Sepeti bıraktığı yerdeymiş. Kırmızı başlıklı kız kendi kendine şarkılar söyleyerek yeniden yola koyulmuş. Orman gittikçe derinleşiyormuş. Çimenler arasında yükselen iri papatyaları görmüş. Ne güzel şeyler diye çığlık atmış ve durup büyük anne için bir demet papatya toplamış. Bu sırada bir ağacın arkasında iki hain göz onu izliyormuş. Garip bir hışırtı yüreğini hoplatmış. Arkasında boğuk bir ses duymuş. Küçük kız, ormanda böyle tek başına nereye gidiyorsun? Kırmızı başlıklı kız, titrek bir sesle büyük anneme çörek götürüyorum demiş. Hain koca kurt sormuş. Büyük annen yalnız mı yaşıyor? Evet diye yanıtlamış kırmızı başlıklı kız. Kapısını yabancılara hiç açmıyor. Hoşça kal, belki yine karşılaşırız demiş küçük kurt çekip giderken. Önce büyük anneyi mideye indireceğim, sonra da yatağa girip torunu bekleyeceğim diye geçirmiş içinden. Sonunda kulübe görünmüş. Gidip kapıyı çalmış. Kim o diye seslenmiş büyük anne yatağından.
Kurt sesinin boğukluğunu gizlemeye çalışarak "Benim, kırmızı başlıklı kız. Sana çörek getirdim," diye yanıtlamış. "Gel içeri," demiş büyük anne. Duvarda garip bir gölge görünmüş. Zavallı büyük anne. Bir hamlede yatağın yanına gelen kurt tek lokmada yutmuş yaşlı kadını. Çok geçmeden kırmızı başlıklı kız gelip kapıyı çalmış. "Büyük anne, girebilir miyim?" diye bağırmış. Bu arada kurt yaşlı kadının şapkasını giymiş, şalına sarılmış, yatağına girmiş. İnce titrek sesini taklit ederek "Mandalı çevir ve gir," demiş. Küçük kız büyük şaşkınlık içinde "Sesin ne kadar da kalın," demiş. "Sana daha iyi seslenebilmek için," diye karşılık vermiş kurt. "Tanrım, gözlerin de büyümüş. Seni daha iyi görebilmek için. Ve ellerin de kocaman olmuş," diye bağırmış kırmızı başlıklı kız. "Sana daha iyi sarılabilmek için," demiş kurt. "Senin ağzın da büyümüş," diye mırıldanmış kız. "Seni daha iyi yiyebilmek için," diye hırlayan kurt birden yataktan fırlamış, onu da yutmuş. Sonra da şişkin karnıyla yatıp uyumuş. Bu sırada kulübenin yanından geçmekte olan bir avcı gidip su içmek istemiş. Uzun zamandır büyük bir kurdu yakalamaya çalışıyormuş. Ama izini bulamıyormuş. Avcı kulübeden garip bir ıslık sesi duymuş. Pencereden içeri bakmış ve büyük annenin yatağında horlayan şiş göbekli koca kurdu görmüş. Artık elimden kurtulamayacak. Avcı sessizce tüfeğini doldurmuş ve pencereyi açmış. Kurdun tam kafasına nişan almış ve güm! Kurt hemen ölmüş. "Sonunda işini bitirdim," diye bağırmış avcı. "Bir daha hiç kimseyi korkutamayacaksın." Kurdun yanına gidip karnını yarmış. Bir de ne görsün? Büyük anne ve kırmızı başlıklı kız. Birden dışarı fırlamışlar. İkisine de bir şey olmamış. "Tam zamanında geldiniz," diye mırıldanmış yaşlı kadın. Avcı kırmızı başlıklı kıza "Artık evine güven içinde dönebilirsin. Hain koca kurt öldü. Tehlike yok artık." Daha sonra kırmızı başlıklı kızın annesi de çıka gelmiş. Kızı dönmediği için çok telaşlıymış. Onu sağ salim görünce gözyaşlarını tutamamış. Avcıya bir daha teşekkür eden kırmızı başlıklı kız annesiyle evlerinin yolunu tutmuş. Ormanda hızlı hızlı yürürlerken annesine şöyle demiş. "Patikadan ayrılmayalım ve hiç oyalanmayalım. Böyle yaparsak başımıza bir iş gelmez." Bir zamanlar denizler ülkesinde, suların altında, denizlerin derinliklerinde bir ülke varmış. Bu ülkenin kralının da 6 kızı varmış. Genç prenseslerin anneleri uzun yıllar önce ölmüş ve onları büyük anneleri büyütmüş. İçlerinde en güzelleri en küçükleriymiş. Küçük deniz kızının saçları altın bukleler halinde omuzlarına dökülüyormuş. O kadar narin ve güzelmiş ki gören bütün prensler ona aşık olurlarmış. Bizim deniz kızları büyük annelerinin anlattığı yeryüzüyle ilgili masalları çok seviyorlarmış. Daha önce yeryüzünü görmedikleri için merakları da günden güne artıyormuş. Büyük anneleri onlara yeryüzünü anlatırken bacak atlı şeyin üzerinde yürüyen garip insanlardan bahsediyormuş. Ve bizim küçük deniz kızı bu anlatılanları görmek istiyormuş. 15 yaşını beklemen gerekir," demiş büyük annesi. "O zaman gidip görebilirsin." En büyük deniz kızı yaşı geldiğinde yeryüzüne çıkmış ve gördüğü ilginç şeyleri kardeşlerine anlatmış. Yıllar geçmiş ve sonunda bizim küçük deniz kızının da yeryüzüne, insanların dünyasına çıkabileceği gün gelmiş. Şimdiye kadar merak ettiği dünyayı artık kendi gözleriyle görebilecekmiş. Yüzeye doğru yüzerken güneş batıyormuş. Yakınlarda bir gemi demir atmış. Küçük deniz kızı suyun yüzüne çıktığında gemideki yakışıklı prensi görmüş. Prens kendisini birisini gözlediğini de prensesin ondan gözlerini ayıramadığını da bilmiyormuş tabi. Birden hava kararmış. Gemi çıkan fırtınayla sallanmaya başlamış. Çok geçmeden yelkenleri parçalanmış. Direği kırılmış ve gemi sulara dönülmüş. O ana kadar prensi takip eden küçük deniz kızı onu kurtarmış ve kıyıya çıkarmış. Sabaha kadar onun uyanmasını beklemiş. Onu denizden takip edip vurmuş. Sabah olduğunda
prens hala yattığı yerde uyuyor, deniz kızı da başucunda onu bekliyormuş. Az sonra birkaç kız koşarak gelmiş. Prens gözlerini açmış. Gelen kızlar sevinçle onu tutarak götürmüşler. O günden sonra bizim deniz kızının hayattaki tek gayesi prensini görmek olmuş. Artık dayanamıyormuş. Sonunda su cadısına gidip akıl almaya karar vermiş. Cadı onu görünce bir kahkaha atmış. "Niçin geldiğini biliyorum deniz kızı," demiş. "İnsana dönüşüp karaya çıkmak istiyorsun. Böylece prensle daha yakın olacağını düşünüyorsun. Ama bunun bir bedeli var." "Tamam," demiş deniz kızı. "İnsan olabilmek için bedeli neyse öderim." "Sesini istiyorum," demiş cadı. "Şu şarkılar söyleyen güzel sesini. Bana sesini verirsen ben de seni iki ayaklı güzel bir genç kıza çeviririm. Ama unutma, prens seni bütün kalbiyle sevmeli ve evlenmeli. Yoksa bir deniz köpüğüne dönüşüp sonsuza dek yok olursun." Küçük deniz kızı düşünmemiş bile. "Çabuk," demiş. "Ben kararımı çoktan verdim zaten." Bunun üzerine su cadısı deniz kızına içmesi için büyülü bir ilaç vermiş. Küçük deniz kızı prensin karşısına dikildiği an prens bu hiç konuşmayan kızdan çok hoşlanmış ve onsuz yapamayacağına karar vermiş. Küçük deniz kızı da prensi her geçen gün daha çok sevmiş ama prens ona bir türlü evlenme teklif etmiyormuş. Prensin annesi ve babası kendine eş bulması için baskı yapıyorlarmış. Prens sonunda yakındaki bir ülkenin prensesiyle tanışmaya karar vermiş. Yanında bizim küçük deniz kızını da götürmüş. Zavallı kız çok acı çekiyormuş. Prens komşu ülkeye gidip prensesle karşılaşınca aklı başından gitmiş ve hemen evlenmek istemiş. Düğünleri muhteşem olmuş. Her yer çiçek, ipek ve mücevherlerle kaplıymış. Mutlu çifti görmeye gelen herkes coşku içindeymiş. Yalnızca küçük deniz kızı sessizmiş. Gözyaşları sessizce süzülüyormuş yanaklarından. O gece küçük deniz kızı güvertede dikilmiş. Karanlık sulara bakıyormuş. Gün doğarken bir deniz köpüğü olup o sulara karışacakmış. Birden suların dibinden deniz kızının kardeşleri çıkmışlar. Saçları kısa kısa kesilmiş. "Saçlarımızı su cadısına verdik. Karşılığında da bu bıçağı aldık. Eğer bu gece bu bıçağı prensesin kalbine saplarsan büyü bozulacak. Sen de kurtulacaksın." Küçük deniz kızı bıçağı almış. Ama prense asla zarar veremeyeceğini biliyormuş. Güneş doğduğunda kendini ağlayarak denize atmış. Ve bir deniz köpüğü olarak sonsuza kadar yaşamış. Çok soğuk bir kış günü oduncunun biri her şeyin donduğu ormanda odun kesiyormuş. Ağır işten çok yorulan oduncunun baltası birden ağacın gövdesine sıkışıp kalmış. Ne yaptıysa ne ettiyse çıkaramamış. Çok kızmış yorgun oduncu. Avazı çıktığı kadar bağırmaya, beddua etmeye başlamış. O böyle bağırıp çağırırken ve bütün orman onun sesiyle yankılanırken kılın ağaçlardan birinin gövdesinin yanında yaşlı bir ninecik ortaya çıkıvermiş. "Niye ağaçlara ve baltana beddua ediyorsun?
Onları olmasa işini kaybedersin. Aç kalırsın. Oduncu çok öfkeliymiş. Ben de onu istiyorum. Böyle her gün rezil olmaktansa işsiz kalayım. Bu kalın ağaçlara hele çok kızıyorum. Dokunduğumda parça parça olsun istiyorum. Ninecik başını sallamış. Ama bir şey söylememiş. Sonra, peki nasıl istersen öyle olsun. Ben bu ormanın perisiyim. Dediğin olacak. Ama memnun olur musun bilemem. Sonra geldiği gibi ansızın ortadan kaybolmuş. Oduncu ise bu işe şaşırmakla birlikte hala kızgınmış. Baltasının sıkıştığı ağaca gidip baltasının sapını tutup çekmek istemiş. Ama bir de ne görsün. Baltasının sapı kibrit gibi parçalanıvermiş. Ağaca elini uzatmış. Ağacın gövdesi ortadan dört parçaya ayrılmış. Oduncu çok sevinmiş. Yarın gider büyük bir kıza kalırım. Öğleye kadar böyle sadece dokunarak dünyanın ağacını toplarım. Sonra da gider pazarda satarım. Zengin oldum gitti diye sevinmiş için için. Ama pek de zannettiği gibi olmamış. Eve gittiğinde yorgun argın bir sandalyeye oturacak olmuş. Daha oturur oturmaz sandalye dağılıvermiş. Tahta ev terliklerini giymek için eline alınca terlikler talaş olup dağılmışlar. Olup biteni pek anlamamış oduncu. Ama moralini de bozmamış. Karnını doyurmak için dolabı tutmuş. Dolapta 10 parça olup yuvarlanmış. Artık geriye bir tek yatağı kalmış. Hiç olmazsa yatıp dinleneyim diye düşünüp yatağa uzanmış. Ama daha yatar yatmaz yatak altında 1000 parçaya bölünmüş. Kalkıp duvara dayanmış, duvar göçmüş. Sonunda bütün ev harabeye dönmüş. Ormana doğru yönelmiş. Toprağa oturup 100 yıllık bir meş ağacına yaslanmış. Ama o koca ağaç öylesine büyük çatırtılarla devrilmiş ki aklı çıkmış oduncunun. Ben 2 elimle ve baltamla odun kesmekten başka bir şey istemiyorum. Baltam sıkışırsa da zararı yok. Uğraşır çıkarırım. Ne olur beni eski halime çevirin diye ormanın derinliklerine doğru bağırmış. Herhalde ormanın yaşlı perisi o gece oduncuya acımış olmalı ki ertesi gün korucu oduncuyu ormanda neşe içinde ağaç keserken soğuğa aldırmadan şarkı söylerken görmüş. Kocasının çocukları yokmuş ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorlarmış. Gel zaman, git zaman, kadın sonunda bir bebek beklediğini fark etmiş. Bir gün komşu evin bahçesindeki güzel çiçekleri ve sebzeleri seyrederken kadının gözleri sıra sıra ekilmiş özel bir tür marula takılmış. O anda sanki büyülenmiş. O marullardan başka şey düşünemez olmuş. Ya bu marullardan yerim ya da ölürüm demiş kendi kendine. Yemeden içmeden kesilmiş. Zayıfladıkça zayıflamış. Sonunda kocası kadının bu durumundan öylesine endişelenmiş. Öylesine endişelenmiş ki tüm cesaretini toplayıp yandaki evin bahçe duvarına tırmanmış. Bahçeye girmiş ve bir avuç marul yaprağı toplamış. Ancak o bahçeye girmek büyük cesaret istiyormuş. Çünkü orası güçlü bir cadıya aitmiş. Kadın kocasının getirdiği marulları afiyetle yemiş ama bir avuç yaprak ona yetmemiş. Kocası ertesi gün akşamı çaresiz tekrar bahçeye girmiş. Fakat bu sefer cadı pusuya yatmış, onu bekliyormuş. Bahçeme girip benim marullarımı çalmaya nasıl cesaret edersin sen? Diye cıyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin. Kadının kocası kendisini affetmesi için yalvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları nasıl canını çektiğini,
onlar yüzünden nasıl yemeden içmeden kesildiğini bir bir anlatmış. O zaman, demiş cadı, alabilirsin. Canı ne kadar çekiyorsa alabilirsin. Ama bir şartım var. Bebeğiniz doğar doğmaz onu bana vereceksiniz. Kadının kocası cadının korkusundan bu şartı hemen kabul etmiş. Birkaç hafta sonra bebek doğmuş. Daha hemen o gün cadı gelip yeni doğan bebeği almış. Bebeğe Rapunzel adını vermiş. Çünkü annesinin ne yapıp edip yemek istediği bahçedeki marul türünün adı da Rapunzel'miş. Cadı küçük kıza çok iyi bakmış. Rapunzel 12 yaşına gelince dünyalar güzeli bir çocuk olmuş. Cadı onu bir ormanın göbeğinde yüksek bir kuleye yerleştirmiş ama bu kulenin hiç merdiveni de yokmuş. Sadece en tepesinde küçük bir penceresi varmış. Cadı onu ziyarete geldiğinde aşağıdan "Rapunzel, Rapunzel, uzat altın sarısı saçlarını!" diye seslenirmiş. Rapunzel uzun örgülü saçlarını pencereden uzatır, cadı da onun saçlarına tutuna tutuna yukarı tırmanırmış. Bu yıllarca böyle sürüp gitmiş. Bir gün bir kralın oğlu avlanmak için ormana girmiş. Daha çok uzaktayken güzel sesli birinin söylediği şarkıyı duymuş. Ormanda atını oradan oraya sürmüş ve kuleye varmış sonunda. Fakat sağa bakmış, sola bakmış, ne merdiven görmüş ne de yukarıya çıkılacak başka bir şey. Bu güzel sesin büyüsüne kapılan prens, cadının kuleye nasıl çıktığını görüp öğrenene kadar her gün oraya uğrar olmuş. Ertesi gün hava kararırken alçak bir sesle "Rapunzel, Rapunzel, uzat altın sarısı saçlarını!" diye seslenmiş. Sonra da kızın saçlarına tutunup bir çırpıda yukarı tırmanmış. Rapunzel önce biraz korkmuş. Çünkü o güne kadar cadıdan başkası gelmemiş ziyaretine. Fakat prens onu şarkı söylerken dinlediğini, sesine aşık olduğunu anlatınca korkusu yatışmış. Prens Rapunzel'e evlenme teklif etmiş. Rapunzel de kabul etmiş, yüzü hafifçe kızararak. Ama Rapunzel'in bu yüksek kuleden kaçmasına imkan yokmuş. Ama akıllı kızın parlak bir fikri varmış. Prens her gelişinde yanında bir ipek çilesi getirirse Rapunzel de bunları birbirine ekleyerek bir merdiven yapabilirmiş. Her şey yolunda gitmiş ve cadı olanları hiç fark etmemiş. Fakat bir gün Rapunzel boş bulunup da "Anne, prens neden senden daha hızlı tırmanıyor saçlarıma?" diye sorunca her şey ortaya çıkmış. "Seni rezil kız, beni nasıl da aldattın? Ben seni dünyanın kötülüklerinden korumaya çalışıyordum." diye bağırmaya başlamış cadı öfkeyle. Rapunzel'i tuttuğu gibi saçlarını kesmiş ve sonra da onu çok uzaklara bir çöle göndermiş. O gece cadı kalede kalıp prensi beklemiş. Prens, "Rapunzel, Rapunzel, uzat altın sarısı saçlarını!" diye seslenince cadı Rapunzel'den kestiği saç örgüsünü uzatmış aşağı. Prens başına neler geleceğini bilmeden yukarıya tırmanmış. Prens cadıyı görünce kederinden kendini pencereden atmış. Fakat yere düşünce ölmemiş. Yalnız kulenin dibindeki dikenler gözlerine batmış. Yıllarca gözleri kör bir halde yitirdiği Rapunzel'e gözyaşları dökerek ormanda dolaşıp durmuş. Ve sadece bitki kökü ve yabani yemiş yiyerek yaşamış. Derken bir gün Rapunzel'in yaşadığı çöle varmış. Uzaklardan şarkı söyleyen tatlı bir ses gelmiş kulaklarına. "Rapunzel, Rapunzel!" diye seslenmiş. Rapunzel prensini görünce sevinçten bir çığlık atmış. Ve Rapunzel'in iki damla mutluluk gözyaşı prensin gözlerine akmış. Birden bir mucize olmuş. Prensin gözleri açılmış ve prens görmeye başlamış. Birlikte mutlu bir şekilde prensin ülkesine gitmişler. Orada halk onları sevinçle karşılamış. Mutlulukları ömür boyu hiç bozulmamış.
Rivayete göre kuşların hükümdarı olan Simurg Anka, bilgi ağacının dallarında yaşar ve her şeyi bilirmiş. Bütün kuşlar Simurg'a inanır ve onun kendilerini kurtaracağını düşünürlermiş. Kuşlar dünyasında herhangi bir şey ters gidince Simurg'u beklerlermiş. Ne var ki Simurg ortada görünmeyince kuşkulanmışlar ve sonunda umudu kesmişler. Derken bir gün uzak bir ülkede bir kuş sürüsü Simurg'un kanadından bir tüy bulmuş. Simurg'un var olduğunu anlayan dünyadaki tüm kuşlar toplanmışlar ve hep birlikte Simurg'un huzuruna gidip yardım istemeye karar vermişler. Ancak Simurg'un yuvası etekleri bulutların üzerinde olan Kaf Dağı'nın tepesindeymiş. Oraya varmak için 7 dipsiz vadiyi aşmak gerekirmiş. Kuşlar hep birlikte göğe doğru uçmaya başlamışlar. Aralarında yorulanlar ve düşenler olmuş. Önce gülü olan aşkını hatırlayıp bülbül geri dönmüş. Papağan o güzelim tüyleri yüzünden kafese kapatıldığı halde o da tüylerini bahane edip geri dönmüş. Kartal yükseklerdeki krallığını bırakamadığı için geri dönmüş. Baykuş balıkçıl kil bataklığını özlediği için geri dönmüş. 7 vadi üzerinden uçtukça kuşların sayıları gittikçe azalmış. 6. vadi şaşkınlık, 7. vadi yok oluş vadisiymiş. Kaf Dağı'na vardıklarında geriye 30 kuş kalmış. Simurg'un yuvasını bulunca öğrenmişler ki Simurg Anka 30 kuş demekmiş. Yani aslında bu 30 kuşun her biri birer Simurg'muş. Kaplumbağa. Bir varmış bir yokmuş. Herkesten hızlı koşmakla övünen bir tavşan varmış. Bu tavşan daima kaplumbağanın yavaşlığı ile dalga geçermiş. Sonunda kaplumbağa ona, sen kendini ne sanıyorsun? Tamam, hızlı koştuğun doğru ama sen de geçilebilirsin diye yanıt vermiş. Tavşanı gülme tutmuş. Beni koşuda geçmek ha, kim geçecekmiş yoksa sen mi? O kadar hızlıyım ki kimse beni geçemez. İstediğin şey üzerine bahse girerim. Kabul ediyor musun? Kendisine bu derece tepeden bakılmasından rahatsızlık duyan kaplumbağa bu meydan okumayı kabul etmiş. Yarış parkuru belirlenmiş ve ertesi sabah gün doğarken başlangıç çizgisine gelmişler. Kaplumbağa kaderine boyun eğip yavaş yavaş ilerlemeye başlamış. Tavşan ise uykusuzluktan esneyip duruyormuş. Uykunun ağırlığıyla göz kapakları inen tavşan, rakibinin ne kadar ağır ilerlediğini görerek bir parça kestirmeye karar vermiş. Sen rahat rahat git, ben daha sonra 4 sıçrayışta sana yetişirim. Rahatsız bir uykunun ardından nihayet sıçrayarak uyanıp gözleriyle kaplumbağayı aramış. Oysa o hala çok yakınındaymış. Henüz yolun 1/3'ünü bile aşamamış. Bunun üzerine iyice rahatlayan tavşan, kahvaltı etmeye yetecek zamanı olduğuna karar vermiş. Yakındaki bir tarlada çok güzel havuçlar görmüş ve iştahla havuç yemeye koyulmuş. Ama hem çok fazla yediği hem de güneş iyice yükseldiği için yeniden uykusu gelmiş. Yolun yarısına gelmiş olan kaplumbağaya şöyle bir baktıktan sonra bitiş çizgisine gitmeden önce biraz daha kestirmeye karar vermiş. Onu geçtiğinde kaplumbağanın yüzünün alacağı şekli düşününce gülerek uykuya dalmış. Çok geçmeden mutlulukla horluyormuş. Güneş ufuk çizgisine doğru inişe geçmeye başladığı sırada sabahtan beri hedefine doğru azimle ilerlemekte olan kaplumbağanın parkurun sonuna varmasına 1 metreden biraz fazla kalmış. İşte o anda tavşan korku içinde uyanıvermiş. Uzaklarda, çok uzaklarda kaplumbağayı görmüş ve koşarak peşine düşmüş.
Uzun bacaklarını ileri geri hızla hareket ettirerek dili dışarıda çılgınlar gibi koşan tavşan kaplumbağaya yetişmek üzereymiş. Biraz daha hızlansa neredeyse başaracakmış. Ama kaplumbağa bitiş çizgisi olarak kararlaştırılan noktayı henüz geçtiğinden son hamlesinin bir faydası olmamış. Zavallı tavşan, yorgun ve onuru kırılmış olarak sessizce gülümsemekte olan rakibinin yanına yığılmış. Kaplumbağa ona şöyle bir bakıp, "Son gülen iyi güler," demiş. Varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, ormanın birinde çok ağır bir kuraklık başlamış. Yaz gelmiş geçmiş ama tek bir damla bile yağmur yağmamış. Susuzluk canlarına tak eden hayvanlar bu duruma bir çare bulmak için toplanmışlar. İçlerinden birisinin teklifi üzerine bir kuyu kazmaya karar verip çalışmaya başlamışlar. Kuşlar dahil olmak üzere bütün hayvanlar gece gündüz çalışıyormuş. Ancak tembel tavşan, "Ben daha çok küçüğüm," diyerek çalışmak istemiyormuş. Tavşanın bu nazına yani bütün hayvanlar çok kızıyorlarmış. Çalışan hayvanların emeği boşa çıkmamış. Kazdıkları kuyudan buz gibi bir su çıkmış ve herkes çok sevinmiş. Onlar kana kana içip yıkanırken kuyunun kazılmasına yardım etmeyen tavşana ise su vermemişler. Hatta kral aslan tavşanın kuyuya yaklaşmasını önlemek için kuyunun başına her gün bir nöbetçi görevlendirmiş. Tavşan yaptığı hatayı anlamış anlamasına. Ancak iş işten geçtiği için yapacak bir şey de yokmuş. Bir gece kuyuda nöbet tutma sırası file gelmiş. Tavşan fili çok severmiş. "Kimse görmeden bana biraz su verir," düşüncesiyle yanına gidince filin uyuduğunu görmüş. Çok uğraşmasına rağmen onu bir türlü uyandıramamış. En sonunda gidip kulağına bağırmış. Fil korkup öyle bir zıplamış ki kuyunun etrafındaki taş ve toprak yığınına çarpmış. Bütün taş ve toprakları kuyunun içine dökmüş ve kuyu kapanmış. Bu duruma çok üzülen fil ağlamaya başlamış. "Zavallı fil, benim yüzümden oldu," diyormuş. "Şimdi ne içeceğiz? Hem sabah olunca diğer hayvanlara ne diyeceğim?" Tavşan ise bir çare bulup, "Bu kadar üzülme. Elbette bir çaresini buluruz. Hem ikimiz beraberce çalışırsak sabaha kadar kuyuyu temizleyip açarız," demiş. Fil, "Ama sen küçük ve zayıfsın," demiş. Tavşan, "Sen beni şimdi gör. Bak nasıl çalışıyorum," diye cevap vermiş. Gerçekten tavşan öyle çok çalışmış ki sabaha kadar fille birlikte kuyuyu açmayı başarmışlar. Ertesi sabah fil bütün hayvanlara tavşanın çalışkanlığını anlatmaya başlamış. Herkes tavşanı alkışlamış ve tavşana kuyudan su içmeyi hak ettiğini söylemişler. Tavşan sadece su içebildiğine değil, diğer hayvanlarla yeniden dost olduğuna da çok sevinmiş. Çünkü artık kendisini ormanın bir üyesi gibi görüyormuş.